Yani nereye kadar gider dedim. Fazla gidemiyor demek ki, böyle oluyor. Ben de bunaldım, bıktım artık. Ben de bunaldım, bıktım. Dört tane kavga, hediyemiz var. Üçüncüsü ben kavga çıkarmıyorum. Sonra ya git bile, artık lütfen. Bir saniye. Yani ben sana malımı mülkümü vermiş insanım ya. Geçkinsiniz. Geçkin olabilirim. Ama şeyleri, bu yapmam için evet, bir neden değil. Unutuyorsunuz bazı şeyleri. Hayır, unutmuyorum. Yaşınızın da ilerlemiş olması. Sen unutuyorsun, sen şaşırıyorsun. Bunları da getiremiyorsun. Onları da bilmem ne diyorsun. Yapmıyorum. Gidin kendiniz yapın. Buraya baksana sen. Buraya da baksana. Atilla'yı bu hale getirebilmiş olmak. Ne var? Kız bu kadar uzun var, ayağıma mı bakıyorsun? Ne? İkimizin içine de son verilmiş. Senin ağzını bunun yüzünden oldu bu. Sen ne yaptın? Şurada ekmek param için çalışıyorsun. Seni Allah kahretsin. Allah boy vermiş. Altını üstünü dermiş, boy vermiş. Seni Allah kahretsin. Programın hosteslik yapacağım. Biliyorsunuz ki bu bir aile programı. Aile programa uygun bir hostes istedi şirketimizi. Doğru karar vermiştir. Bundan sonra ben yani doğru düzgün de konuşamam da en azından uygun kelimelere kullanarak bu programın hostesliği yapacağım. Şimdi bu programı hostes diye ben de sizin için bir tane şarkı söyleyeceğim. Kant çalıştım. Nerede kal? Güvenlik almadı. Güvenlik almadı. Ver, ben niye gir içeri? Verdi sen galiba. Aa, tabii verdim gibi. Niye alıyorlar seni için? Bir yerde benim anlayamadığım kelime geldi ama neyse. Atılma geldi. Bu programı sürücü çağırayacağım. Kerem Arsiyet geliyor. Güzel. Bunlar senin yüzünden olan. Üstüme geldin mi istedi bu hale gidin. Ben senin üstüne. Bir hale bak. Ben senin üstüne. Hayır sen de bunun üstüne. Bunu ben üstüne. Dağıtısın. Bilmiyorum. Efendim. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hep yapar. Bundan abi. Önce bu programı sunan arkadaşlarımızın üstün başarısızlıkları nedeniyle. O kar. Bundan sonra size biz yardımcı olmaya çalışacağız. Umarım beraber iyi vakitler geçiririz. Şimdi pardon, her zaman olduğu gibi. Kart ters okuyamıyoruz. TV, bu ne yazıyor? VT, siz ters dönerseniz daha rahat okuyacaksınız. Bunu söyleyip alırsınız. Şimdi her zaman olduğu gibi
iki çiftimiz var. Onları isterseniz yanımıza çağıralım. İlk çiftimiz Beli Abdullah Özgenç. Hoş geldiniz. Sağ ol. Evet, ikinci çiftimizi de yanımıza alalım. Muhterem Murat Erbaş. Bilemiyorum canım, ne yapacağınızı bilmiyorum. Biz yanlış. Bir de yakışıklı görüyor musun başımızı? Evet, şimdi... Anam böyle her önüne gelen yatarsa, her çevirdiğinden yatarsa alkış olur tabii bunu. Siz nerede alıştınız bu aileyiz. Programı? Bu aile biz programında aile. Siz de aileyiz. Güzel hafta geliriz buraya. Biz de aileyiz. Peki. Sizin yataklarınız da aile misiniz onu bilemiyorum tabii. Birazdan sizi hatırlayabilirim. Bu şarabın içinde de kılıf. Öyle şimdi, mi? Ağda yaptım, şarapla karıştırdım. Ben onlara bakıyorum. Anladı yani, ben yanımdayken kıl der misin? İçimde kıl. Ben biraz kıllıyım, onu biliyorsun. Takip etmeleri lazım böyle şeyleri. Aa, söyle. Getirin. Aa, benimkini iç. Hanımefendi, hanımefendi. Evet, bu kılsız. Buyurun. Rica ediyorum. Ben seyirciyim. Tamam, seyirciyseniz bardaklara falan dokunmayın. Kırılabilir. Hayır. Buraya kadar taş gelmişim, kocamı bıraktım, çocuğumu bıraktım. Temizliği bıraktım, her şeyi bıraktım, geldim. Ha, bıraktım. Vallahi siz mi bıraktınız, sizi mi bıraktılar bilemeyeceğim ama yani lütfen edebinizle oturun. Edebimle oturuyorum. Edebi, ay affedersin ya. Zaten kovuldu. Ay yok, kovulmayı bırak. Hangi karı burası kapıya da oturuyor? Ben görüyorum işte. Tamam, biraz televolelerde haber attığında ben görüyorum. Hiç olmazsa şöyle yapıyorum. Hayatım, işi almaya geldim. Ay tamam. Aman sen de. Buyurun. Evet, biz yarışmaya geçelim isterseniz. Gelin. Geçelim mi? Geçin. Peki. Köprüden geçemiyorsun, yarışmadan geç. Ay iyi, karının güzelliğine bak, şapona bak. Aha, onu dinledim seni. Nasılsınız? İyi misiniz siz? İyi mi? Değil mi? Bak karı anlamıyor, öyle bakıyor, aptal aptal. Kanto çok iyiydi, tam ezber. Kanto'yu çok güzel okudu. Ne hareket, ne hareket. Karının bağlamışsın gibi, kantar bağlamışsın gibi. Nerede o kantolar? Aa bak, karı hoş ama. Bu evet, biz sorulara geçiyoruz. Japon. Önce hanımları lütfen dışarı alalım. Evet, çok canlı Abdullah bir program oluyor. Sayenizde. Ay çok canlı. Hayır kızın harika, hayır insanın can veriyorsun. Teşekkür ederim. Abdullah Bey, size bir ilk sorumuzu soruyorum. Bilmiyorum. Hesekine geldi dedi. Tamam. Evet Abdullah Bey. Karınız hangisini asla kaybetmez? Neyi? Cüzdanını, mücevherlerini, iç çamaşırlarını, cep telefonunu. Ayumi gösterir misin? Efendim cüzdanı. Ayumi gösterir. Bir de iç çamaşırı. Bana göre gösterir. Neydi? Cep telefonunu, iç hayır, çamaşırlarını, mücevherlerini bu ve cüzdanı. Ayumi'ye kazan çıksa ne yapar acaba? Mücevherini, lavabo çıksa taşırma. Cep telefonu, cüzdanı, iç çamaşırı. Cüzdanı. İç çamaşırı mı? Cüzdan mı? Evet, iç çamaşırıdır. İç çamaşırı, bunların ağzında sakız var. Cüzdan mı? Evet. Peki. Ben anlamadım, affedersiniz. Tek tek göster, ne oldu? Sizin anlayabileceğiniz bir şekilde bir soru değildi. Ne demek istiyorsun? İç çamaşırını anlarım herhalde. Şuraya bıçak istemiyorum. Giysin ama. Siz? Giysin göstersin. Biz giyiyorduk. Biraz biz giymeden gösteriyoruz. Ayol ne bıçağı burası? Nasıl bir yer bu? Lütfen servis getirin. Kızım servis getir, bıçak çatal. Kocaman şey soya. Bu bizim 3 hafta önce kurabiye. Ha. Ama sen aynen sanki evinde senin her gün yemek pişiyormuş gibi konuşuyorsun. Aynen. Gel. Buyurun. Bunlar... Bunlar Japonya'dan alışıktır. Gel. Siz herifle yatmadan evvel böyle böyle yapıp kesip yatıyorsunuz, biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Ha, bil. Neyse, sizden hiçbir şey öğrenemeyeceğim. Öğreneme, peki. Hadi yarışmaya Allah geçelim. Evet, biz yarışmaya geçelim. İkinci sorunuz. Karınız hani benim cevaplarını aldık mı ya? Aldık, siz duymadınız, konuşuyordunuz. Nedir? Ne?
Neydi, söyler misiniz cevabı? Abdülhamid. Niye not aldın oraya? Ben size not alırım. Not aldım ben. Ha. Siz görmediniz. Meşguldünüz o ara. Yani aslında Serpil Barlas'ın gibi bir vantrafı lazım. Yalnızdaki bayanla konuşuyordunuz. Meşguldünüz. Çok haklısın vallahi. Ağzından bal akıyor. O Serpil Barlas'ta var ya vantrafı. Hayret nasıl bu kadar eskili olabiliyor? İkinci soruyu soruyorum. Karınız hangisine giysi yakışmaz? Mayo, gecelik, iş kıyafeti, spor kıyafeti. Mankenleri göstermek. Ben bir şey söyleyeyim mi? Program kırmızı noktaya dönmüş. Yok, kırmızı değil, mayoyla kırmızı. Bizim kızlar ne haber? Çocuk da atar bu karıyı aldı, iyi mi? Beni mi istiyorsunuz? Hem olarak onu mu bunu mu tercih edersiniz? Bunu. Ben de bunu da çıkmıyor bir. O çok yeter. Kızlar geldi. Mankenler geldi. Kulaktan kulağa oynuyorsun galiba. Evet, ben cevap istiyorum sizden. Ha. Mesafe uzun, ses gelmiyor galiba. Gecelik. Siz? İş kıyafeti. Ay, nasıl soğuk geçiyor. Kalınız. Ay, affedersiniz, çok affedersiniz. Çok affedersiniz ya. Müdahale ediyorum. Suali sorar mısınız bir kere? Karınız hangisini giyse yakışmaz? Evet. Sor. Sordum. Karınız hangisini giyse yakışmaz? İşte sualleri sor şimdi. Mayo, gecelik, iş kıyafeti, spor kıyafeti. Hayır, bırak gel sen buraya, ne yapıyorsun? Hayır, olur mu? İyi de bırak, kıza bırak, soğuk geçsin. Niye böyle çirkin hareketi yapmam gerekmiyor ki? Bu çirkin Mayo hareketi ki. Ama böyle oturuyorsun, su akar deli bakar. Aa deli. Gel sizin soğuk geçsin. Yani farkında mısınız? Böyle siz. Sen, Mayo gibi bir şey. Neydi bu, iç çamaşırı mı? Yok, hayır. Gelinlik o, gelinlik. Gelinlik, gelinlik gibi. Ha, gelinlik. Siz ha, böyle mi giyiyorsunuz? Gelinlik o. Bu da ara bezi. Bu da ne? Hayır, buradan gelmişim. Şöyle yürümüşüm, gelmişim. Bu en kibar halim bu benim. Bunu yapmışım, Karoğlu beğenmiyor. Senin yaptığın ne? Tabii ki beğenmiyorum. Ha? O oklafanın üstüne similce çıkmış. O kadar güzel mankenler giymiş, benim göstermeme gerek yok. Aa, ver. Aa. Programa renk katacaksın. Kanto'yu da çok güzel söylüyor. Katina Nevi. Geç buraya. Buraya geç. Japonya'da bulaşıkçılık yaparlar, buraya gelirler, star olurlar. Bence onu oradan gönderin, bu sizin göreviniz. Hayır, bence program içerisinde böyle birini almanız doğru değil. Beni başarılı bulmuş olabilir Dile. Ben yarı yarıya işte kurtarmış olabilirim. Hayır, zaten devam etmeyeceğim ama böyle bir şey yap yani, hareket ver. Bak, insan gelmiş, ne kadar şık. Deri ceket üzerine kravat takmış. Ne rengi uymuş, ne rengi uymuş. Olsun. Bu sakal, bu kıl niye ki? Bak bunu sor. Bunu mu sorayım? Ha, bu sakal niçin? Peki biz artık size mani niçin olmasak, otursak? Ay, bence de yerinize gelseniz. Oturacağım, hava vereyim gidiyorum. Tamam, verdin havayı. Niye sakallı geldin? İşaret et. Ayomi. Tam yarışmacılardan size göre. Gitme, bırak soğuk geçsin. Evet. Bırak soğuk geçsin. Evet, soğuk geçsin. Soğuk geçmek cevapları aldık. Evet. Yani biz de işe dönelim. Cevapları aldık, sıra geldi soğuk üçüncü geçsin soruya. Karınız ne sıkmayı sever? Limon. Allah kahretsin. Diş macunu, krem tüpü, çamaşır. Limon, diş macunu, krem tüpü, çamaşır. Ayumi, gösterir misin? Tamam. Limon. Ay. Diş macunu. Abdullah Bey, diş macunu. Diş macunu. Siz? Limon. Limon. Murat Bey limon dedi. Ya. Evet, son soru. Limon. Ya. Karınız neresinden gıdıklanır? Allah'tan ben yokum bu yarışmada. Yani. Orayı gösterirdim sana. Sana orayı gösterirdim. Deneden gıdıklanırdım. Hayret. Bu iki tane saftoros. Yarışmacı da böyle bakıyorlar. Şimdi söyleyecek karısının neresinden kaşındığını. Evet, kulağından, hayır, ayağından, karnından, koltuk altından. Ya sen neresi? Karnından. Siz gösterin isterseniz bu sefer. Karnı. Sen niye, bırak o göstersin, gel. Kulağın.
kulağından, ayağından, karnından, koltuk altından. Koltuk altından. Siz ne dediniz? Ben karnından dedim. Karnından dedim. Evet. Siz? Kulağından. Geldiği zaman bakacağız. Sizi yerinize alabilir miyim? Sevgili hostesim. Tabii. Bir de şeyi merak ettim. Bunlar ne böyle? Neyi böyle? Kaçınması olur. Evet, evet, sizden içeri alıyoruz. Bir dakika be. Burası lütfen E5 karayolu gibi iki giden iki gelen biri durur, biri gelir. Nereden mi gelir? Bir trafik. Şimdi iki de bir şey gelirmiş. Şimdi o fena değil de bunda iş yok kızım sen. Yalnız hayır Kerem Bey, bayanlar hakikaten buradayken... Yani beyler buradayken bayanları çağırmanız. Ama ben seni nasıl Show TV'den öyle olmuş parası yiyen insan olarak... Hayır, ayrı gittiler. Yavrum... İnan ki çok başarılıydın. Samimi söylüyorum. Yani Japonya'dan gelip de Türk şeyi bu kadar çabuk öğrenin. Acaba Japonya'dan siz Türkiye'ye niye iş bulmak için mi geliyorsunuz? Herif bulmak için mi geliyorsunuz? Var mı bir flörtün bir şeyin? Yok. Bulmak için geldim. Bulmak için geldin. Ne kadar oldu geleli? 2,5 sene. 2,5 sene bir bulamadı. Bulamadı çünkü çok kötü. Sizin gibi. Nasıl çok kötü sizin gibi? Böyle... Sana ben bulurum bir şey. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Ama seni önce içeri alayım. Evet. Arkada iki tane zenci var. Birine rica ettim. Sizin işinizi görecekler efendim. Öyle mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bazen kanalların aldığı kararlar da geçerli olmuyor. Tek geçerli olan sizin oylarınız, sizin alkışlarınız. Bunu herhalde Show TV görmüşsünüz. Japonya'dan değil, kutuplardan penguen getirseler benim yaptığım işi yapamaz. Benim başka bir sıcaklığım var, bunu siz de biliyorsunuz. Bunu siz de takdir edersiniz. Doğru. Bir iki kere bizim sizinle bir beraberliğimiz vardı. Fazla. Babanız da daha çok olmuştur Allah rahmet orayı eylesin. Orayı karıştırmıyor. Karıştırmıyor ama biliyorsunuz babanızın gençliği bizim evimizde geçmişti, onu bilir misin? Hakikaten öyle. Orayı karıştırmıyor. Orayı karıştırma diyor. Nereyi karıştırayım ki? Ben buradayım. Ha, o zaman gelip sizi karıştırayım. Ben karşılarım, siz atın. Peki. Niye bu soğuk gibi? yani memnun musunuz benimle beraber? Siz? Ben çok memnunum. Ben de memnunum. Ben çok metinizi duydum. Ben de memnunum. Nasıl yani? Yani sen başımın tacısın. Bunlar günlük gelip geçici şeyler. Maaş bağlandı galiba. Birbirimize öf dememişizdir ki bu yeniden kadar. Yeniden maaş program... bağlandı galiba. Çok iyi. Beraber olmuşsunuz, birliktelik. Siz beyefendiyi tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Onu Seyri Ok Meydan otobüsünde görürüm. Ok Meydan otobüsünde görürüm. O şeyden eve. Kemalburgaz'da vilayet oluyormuş. Sen oradasın diye vali mi olacaksın? Ne, müjde mi bana şimdi yani? Benim sevindim. Yani bilmiyorum. Ay nasıl bırakıp gittin oraya? Nasıl bırakıp gittin oraya? Seni mi? Kime ne yaptın? Bu masaya bakar mısın? Sen masaya... değilsin yani. Ben buraya bir saatte giremedim içeriye. Güvenlikten işten atıldım diye şu ya masaya bak. Kekler, börekler, çörekler... Güvenliğe iş ve cilve yapacaksın. Sen böyle inek gibi gitme dediysen onunla. Ben gittim girebilir miyim dedim, girdim. Siz o cilve ondan yap girdim dediğiniz güvenliği gördünüz mü? Gördüm. Ha ben cilve yapacağım o beyefendi. Ben yaptım. Siz yaparsınız da yani... Sen yapamazsan... Biraz satıldım yirmiye geliyor şu anda. Nasıl? Neyse satıldık. Yok satılmış değilsin. Henüz satılmış değil. Siz ona bakmayın, bana bakın. Bakıyorum. İyi bakın. 1.98 dedi, sen 1.26 ama bakacağım. Ben 1.26, o 2.26. Bu boyla belli olmuyor. Bu kızın dondu, bütün uzunları dondu. Allah kahretsin, içeri sokacaksak sokalım bunları. Sokalım. Beyleri alalım, hanımları sokalım. Nasıl? Hayır. Ay hanımları yeni aldınız, niye sokuyorsunuz? Hanımları alırsın. Diyarbakır. Burası geldi 6 ay. Ama yani sürekli birileri sokuluyor, biri giriyor, biri çıkıyor. Yarışma nerede? Yarışma yapılıyor. Bu gelen 6. çift. Yeni tarzımız yeni böyle. Yeni tarz bu. İçeride fazla insan yok. Onu al bunu sok. 4 kişi var. Ne istiyorsun? Yani o kadar bol insan yok. Al 2, gir 2, 4 gelsin, 3 üstten atlasın. O ne bu? Sen bir şeye sinirlendin. Sinirlenirim. Ben oradayken bu kadar sinirlendim. Ha ne kızsan? Arkadaş gergin. Yani bana göre...
Ya atıyoruz. Evet, erkekleri alır mısın? Erkekleri. Ay ay ay. Bu erkekler zaten yeni gitti ya. He? Erkekler yeni gitti. Erkekler yeni gitti, işe de geldiler. Ne bileyim yani, yeni gitti. Bana ne? İhtiyaçları var. Lafa bak. Hayır, beylerin burada olmaması lazım. Abi muhterem, muhterem diyorum, muhterem hanım. Muhterem. Muhterem derler yani, muhterem bey diye. Ha. Zaten isim de değişmiş. Muhterem sizin içeride olmanız lazım. Kim bey? Galiba. İçeride... Karıştırdınız, hanımefendinin adı muhterem. Yok, ben muhterem diye söyledim, severim. Gelsin. Muhterem. İçeride olmaları lazım, beylerin bir yanlış. İçeridelerdi, geldiler. Şu an... Ay, ama hayır, bayanlara soru sorarsınız. Biz de bayanlara soruyoruz. Siz lütfen dinler misiniz bizi? Onlar evet içeri. Aytel'e gerek çuvalla. Sen ondan... Ha ha ha! Ha ha! Sus. Niye gitti? Yetişmiyorsa sus. Evet. Buyur canım. Evet, sizi soruyorum şimdi. Hangisini asla kaybetmezsiniz? İç çamaşırlarınızı, mücevherlerinizi, cep telefonunuzu, cüzdanınızı. Gösterir misiniz? Buyursunuz bana. Ya gösterir zaten, gerek yok. Onlar gösterir. Siz orada mi? Evet, daha bir kere gösterdim. Peki. Ama pardon, yani istiyorsanız bir göstereyim size. Yok yok. Size ben özellikle gördüm, ben gördüm. Tabii. Cüzdan. Cüzdan. Evet. Cüzdan. Siz? Cüzdanı. Evet, ikinizinki de doğru cevap, bildiniz. Teşekkür ederim. Ay 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 ay. Şey yok mu? Bu 100 puan değerinde. Puan değerinde şeyler vereceğim, yok oldu. Japon götürdü bunları galiba. Puanlar... Ne oldu? Puan kaldırmıyor musun? Puan kaldırmıyoruz. Ne indiriyorsun? İsterseniz bizim yerimizi kaldırın. Ben daha çok merak ediyoruz. Burada puan yok. Kaldıramam onun için. Evet, ikinci soruya geçiyorum. Karı hangisini giyse yakışmaz dedik. İçeriden isteyin, o puanlar gelir biraz sonra. İş kıyafeti, puansız spor kıyafet ve gelin. Puansız. Mayo. Mayo. Sizin? Geçirik. İkiniz de bilemediniz. İkinizde de değişik cevaplar geldi. Ne esası ne, onu söyle. Ne demişti kocası? Ne, cep telefonu demiş dedi de mayo ile karıştı. Kocası demişti ki gecelik demişti ya. Doğruymuş ya. Ya. Karıştırdım ben. İkinci gerizekalı. Ya. Hani şampanya ha 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 yaşasın. Ha ha yok, ha ha. Yok, onda ha ha yok. Bana ha ha rezil et, burada yok. Ha. Yok, yaparım. Ha ha ha, yaşasın şarkı. Tutmadı. Ben bir şey daha şarap olabilirim. Medya Hanım'ınki doğru cevap. Medya Hanım yok ayol, ha var. Yok mu? Şey aldı, sattı beni biliyorsun. Şilebesi. Beraber kovulduk. Şilebesi. Kız şilebesi işte ne? Nasıl geldiğini de anlamadım ya. Şilebesi. Bu da şilebesi. Herif de şileli. Evet. Evet, üçüncü soru. Paranın rengi. Karınız ne sıkmayı sever dedik. Size soruyorum, hangisini sıkmayı seversiniz? Krem tüpü, diş macunu, çamaşır, limon. Soruyu anladınız mı? Belki bunun dışında bir şey olabilir. Limon. Limon sıkmayı seviyorsun. Limon doğru cevap. Siz? Limon sık. Sen sizinki de mi maalesef diş macunu demiştiniz. Çünkü limon olmadı. Ay ne kadar güzel. Yalnız Kerem Bey bir şey söyleyeceğim. Bize hani bildiği zaman bir alkışlasak onları da cesaret oluyorlar böyle. Evet doğru, bravo falan falan. Ben hani... Yani bu... Sen yoksun ama bu natürel bir program. Hayır görüyor, beni ilgilendirmez. Sonra şişirterek alkış. Kerem Bey'in formatları ama alkış atmayı bilir ama. Sen eğer uygun görüyorsan. Ben çok özür dilerim, karışmadım. İstemedim yani hiç ama. Hiç karışmadım. Hani hiç susmadım bugün. Nasıl istersen sen öyle olur. Değil mi? Evet. Evet, dördüncü soruya geçiyoruz. Tabii. Nerenizden gıdıklanırsınız? Bir dakika. Bir dakika. Ay dur. Terliyorsun. Terlerim ben. Ben hiç elletmezdim. Benim tüm hiç bir kere silmedim. Ne lüzum var ki? Senin tamam, her yerin terliyor. Değil mi? Alttan başlayacağım. Üste kadar uğraşacak. Bunun bir tek yüzü terler. Tamam. Peki. Dur bir dakika. Tamam, ay 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 ay. Tamam. Ay yumuklu. Gerçi ben de elletmiyorum ama. Evet. Nerenizden gıdıklanırsınız diye sorduk. Karnınızdan, koltuk altınızdan, ayağınızdan ve kulağınızdan. Şimdi bir dakika. Ne demiştin sen?
Yok, ne demiş? Kocam... Hayır. Hayır, hanımefendi siz söyleyin. Söylesin. Ne demiş olabilir kocanız? Kulağımdan. Bir bakalım. Yalan, yalan. Seninki? Sizin cevabınız? Karnında. Karnından. İkisi de doğru cevap. Ya evet, şimdi dört yarışmacıyı içeriye alıyoruz. Evet, hepinizi içeri alıyoruz. Hayır, ne yapıyorsun? Allah, ya kimle yarışacağız şimdi? Peki kimle yarışacağım ki ben? Biz bize yarışırız ama. Ne yarışmışsın sen? İstersen biz bize kaldığımız zaman yarışmayalım, başka bir şey yapalım. Sen alışsın zaten. Hangi diziyi çevirirsen o karıyla yatağa kalkarsın. Üç ay sonra bıkarsın, öbür diziyi çekersin. Allah'tan sık dizi geliyor sana. Bak ben senin bu arkadaşa benzemem mi? Bana böyle konuşma ya. Ne yaparsın? Bana hiçbir zaman konuşamam. Ben o değilim ben. O değil. O ama affedersin ama onun da bir şeysi duyulmadı bugüne kadar. Vallahi bilmiyorum. Seni her seferinde böbüselik gazeteler bile. Ben geldim burada yardım ediyorum. Sana yardımcı ne yardım? Diye. Benim yardıma ihtiyacım yok. Ben her işimi kendi elimle görürüm. Sen merak etme. Olmaz olmaz öyle. Nasıl olmaz? Olmaz işte. Beyim sen bu işi beceremiyorsun. Sen bu işi beceremiyorsun. Benim kafamı ben arttırma. Ben bu işi senin kadar beceriyorum. Sen mi bahsediyorsun? Yok. Onda seninle yarışamam. Artık birbirinizi becerin diye yarışmacılar burada. Yani daha güzelseniz yapın. Burada bekliyorlar. Yani bu bir yarışma. Hayır, sen beni becerdin. Özür dilerim. Çok söyleyeyim bak. Ben Kerem Bey çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Uğraşmak çok zor. Çok zor. Sen iyi beceriyorsun onun için. Bence ben hiç. Ben tamamen yarışmacılarla ilgili. Affedersin, ben ne oluyorum? Yok, ben bu koşullarda artık daha fazla devam edemem. Artık bu işin suyu çıktı, ne yapsam? Bir saniye. Kerem. Hayır, ne yap? Ne yapıyorsun? Ben sevdim ama gerçekten. Sağ ol sana. Teşekkür ediyorum. Kendi işine gidiyor, ben bir şey yapmadım. Teşekkür ediyorum sana. Hayır. Ben ne hale geldim? Bu kadar becerilmiyor ettik, dayanmaz tabii. Ben yerime geçeyim şimdi. Ben sırf sana bu işi tekrar kazandırayım diye bunu yaptım. Ama bu işin tatlısı reklamlardan sonra. Kadar. Buyurun, geldiniz. Gitti eteri, geldi beteri. Buyur. Bir anda nasıl satıldım? Ben bunları satmadım. Yani duysam inanmazdım. Gözümle şahit oldum burada bir anda. Aman beyefendi, ne kadar yakışıklısınız. Aman ne güzel program. Tabii. Ben nasıl? Her erkeğe söylerim yatayım diye yakışıklısınız. Demek ki paranın rengiydi yani. Yok. Malı kapıydı. Niye mi yeni malını yerler? Yerler. Zaten yarışmadan da bir şey ben anlamadım. Yani birbirimize yani, bir şeyler yapmaya çalıştınız, bilmem neler yapmaya çalıştınız. Hayır, hiçbir şey yapmadım. Ne olmuşsun? Benim hakkımda da kötü konuşuyorsunuz. O şekilde de konuşmanızı istemiyorum. Madem geldik daha diye. Daha başlasın mı istersen? Evet. Hayır, ben şimdi çağırırım. Daha arabaya binmedim. Hemen işin başında koymak istiyorum benim tavrımı. Koymak istiyorsunuz? Yani koymak istiyorum diyeyim. Ne demek istiyorsun? Tavrımı koymak. Sen kimle?
koymak istiyorum. Kimler ama bilir? Sonuçta bir şey söyleyeceğim. Ben memnunum. Evet. Şu anda burada olduğum, sizinle olduğum için de memnunum. Seyircilerimle evet. birlikte olduğum için de memnunum. Kıyafetiniz de çok hoş değil mi? Hani böyle kıyafet gerçekten hoş bir kıyafet. Çok beğendim. Şimdi geldik kendi işimize, yarışmamıza. Çiftlerimiz burada. Bak insanlar güldü. Sana mı bana mı onu bilmiyorum ama hayatlarından memnun oldu. Bir anda insanlar. Senin o çakal suratına değil. Hakikaten sen çakala benziyorsun. Şimdi dikkat ettim. Her insan bir hayvana benzer. Sen çakala benziyorsun. Bakışların, göz rengin, yüz ifaden ve duruşun. Çakal da böyle durur. Soru kağıtları elinde. Hayır. Soru kağıdı yoktur. Böyle avura böyle yan bakar. Has diye saldır. Neyse yani siz de mutlu olmanız lazım. Beni de sonuçta deniz işimize, kızına benzetiyorlar. İkimize de geri döndük. Dön. Geri döneceksin sonuçta. Ay ben sizle hiç ilgilenmedim. Hoş geldiniz. Siz de. Size daha yeni tadını alıyorum işin. Evet. Beylerle ilk bölümde yarışıldı bir evet. şekilde. Biz de burada izledik. Şimdi sıra geldi. İkinci bölüme. Hanımlarla yarışmaya ikinci bölüme geldi. Alkışlarımızla beyleri içeriye alıyoruz. Ve yarışma devam. Hanımlar öncelikle bol şans diliyorum. Tam ben çıkarım yarışmaya herifler içeri girer. Geri sen şanslısın. Kadınlar, erkekler kalayınca kadınlar gideydi. Öyle değiştirelim. Benim öyle bir şansım, mutluluğum yok. Benim için bay ve bayan aynı. Yarışmacıdır, eştir. Sen hermafrodit. Hermafrodit nasılsın? Hermafrodit. Yine haberlerde öğrendim ben de. Gidersen arkaya düşeceksin. Haberlerde yine öyle. Gördün mü onu? Görmedim. Sen şeyi seyrediyorsun. 500 milyar aklın kaldı o parada. Senin aklın o parada kaldı ben biliyorum. Ama hayatta muvaffak olamazsın. Ben şimdiden memnunum. Kazancımdan da memnunum. Niye? Hayatımda memnunum. Nedir 500 kazan? Milyarı isteyen kazanabilir. İstemez kültür, misin 500 kültür gerektiren bir olaydır. Rutubetsiz bir üçüncü katta otursan. İstemez misin? Benim evimin hiçbir katında rutubet yok. Ha yok. Yok. Alt katta kayık çıkacak neredeyse. Gördün mü? Nerede sütyen gördüm? Sütyen almıştın aldığın zaman böyleymiş şimdi böyle. O hediye sütyendi onu da aldınız ve geri dönmedi bana. Dönmedi mi? Dönmedi. Oradan sonra slipimi göndereceğim. Onun için göndermedim sütyen. Siz benim normal sütyenimi yani benim dediğim evdeki aksesuarımı gönderin. Hayır. Aa ne diyorsun? Benim evdeki aksesuarım olan sütyenimi gönderin. Göndereyim. Biz yarışmaya dönelim. Hanımlarla şimdi yarışıyoruz. Şimdi hayır diyorsun. İstemiyorum şimdi bir şey istemiyorum. Peki. Hanımlar ilk sorumu sorum. Sor tabii bakalım. Bunlar karışmış. Dördüncü soru. Üçüncü, her şey birbirine girmiş burada. Tabii ya sen yokken tabii her herhalde. Şey birbirine girer. Her adamın diksiyonu senden iyi farkında mısın? Kocanız hangi kahramana benzer? Ben burada seçimleri göstermek üzere mankenlerimizi alkışlarımıza buraya alıyorum. Mankenlerimiz geliyor. Görüyorsunuz. Zorro. Örne. Batman. Batman ne? Anam bizim zamanımızda Zorro Moro yoktu. Bunlar bez bebek vardı. Onunla oynardık. Yapma. Hangi kahraman? Bez bebek bir kahraman mıydı? Bizim zamanımızda kahraman bez bebek vardı. Bir de bahçıvan vardı. Şimdiki kahramanlarımız bunlar. Nedir Zorro? Zorro. Bu Batman. Ne? Batman. Fred Çakmaktaş. Çakmaktaş. James Bond. Ay. Sen ne olursun bunların içine acaba? Çakal. Fred Çakmak. Çakal, Serkan Çakal. Buyurun siz yerinizi alayım. Hayatımda kadar çakala bey bak. Yüz ifaden, kaşlarının şekli, ağzın, burnu tam çakal. Şöyle bir yapsan tam çakal. Bir yapar mısın şöyle? Ben yapacağım. Evet, sen yapacaksın. Siz kalın ben cevap alayım. Fred Çakmaktaş. Fred Çakmaktaş diyorsunuz. Hemen yazıyorum. Bir manken gelir bir bu karıyı soyundururlar. Başkaları kabul etmiyor. Herhalde bir çarpık var. Bu bacakları falan fena değildi bu. Bir takım bak, cevaplar veriyor yarışmacılarınız burada. Çıktınız yarışmadan. Yani yattınız burada şey yapar gibi. Ne yapar gibi? Ne bileyim. Orada ne yapar gibi ne demek cevap, ne yapar gibi? Yarışmacılarımız cevap veriyor. Beni delirtme. Şimdi Kerem'i çağırırım. Lütfen işiniz yarışmacılarımıza neden, niye gibi sorular sormak, ay, yanlarında olmak. Ay çirkin ya içimden gelmiyor. Kocaları çirkin. Benim sen bak herifler nasıldı? Ben
o şekilde bakamıyorum. Nasıl bakıyorsun? Normal yarışmacı olarak bakıyorum. Benim için hepsi güzel. Senin buyurun. Baktığın şeyleri ben çok iyi biliyorum. Fred Çakmaktaş dediler. Ay, kendisini iki bir yarışmaya çağırdılar. İki. Hani sual sordular, mikrofon tuttular. İstanbul'un fethi dediler. Yenize geçer misiniz? 1954 dediler. Allah kahretsin. 1454. Ha 1454. Ha 1434. Ben 1953 demiştim. Şaşırdım ama siz bir sene sonra fethettiniz. 1953. Allah. Buyurun yerinize geçin. Yani değil oldum. Beraber çalıştığım için utandım. Yalova kaymakamını sordular. Onu bile bilemedim. Yalova'da kaymakam mı kalmış? Serseri yok diyeceksin. Başka bir şey daha sordular sana. Bana kimse kaymakam sormadı. Sordu. Kaymakam sordu. Durdun. Oradan birine sordun. Yavru Yalova kaymakamını kim dedin? Cevap gelmedi. Bir şey daha sordular. Onu da çuvalladın. Niçin madem bilmiyorsun, niçin umumi kültürün az, niye giriyorsun bu olayla için? Öyle bir şey oldu. Hoş hoş da gitsinler. Ne diyeyim? Hoş hoş. Siz dersiniz. Ben soruma geçiyorum. Cevapları aldım. Fred Çakmaktaş dediniz. Evet. Kocanız neye vuramaz? Karısına vuramaz, duvara vuramaz, arabasına vuramaz, özel şeylerine vuramaz. Ay orada bir dakika durmanızı istiyorum. Neden? Şimdi özel şey derken niye kastediyorsunuz ki? Bu bir hafta da olmuştu yine özel şeyler. Özel, kendilerine ait özel bir takım şeyler vardır evde değil mi? Evet. Siz bu mesela özelleri... Mesela. Neyiniz var efendim özel? Neyinizi, kocasının nesi var özel, onu soracaksınız. Ortaktır. Eşya olarak mı soruyorsunuz? Hayır, işte onu uzuv olarak. Artık. Efendim? Uzuv olarak, özel. Uzuv olarak? Hayır, etki altında kalmayın. Özel şey, kocanızın özel şeyleri vardır herhalde evde. Var. Bildiğiniz, yani o tarz. Mesela... Hayır, nesi olur? Karı koca arasında özel ne olur ben merak ediyorum. Benim kocam kolum altında kaç kıl var bilir. O sizin özel şeyiniz, ben çiftlerimize soruyorum özel olayı. Sizinki bilmez mi? Niye? Bakmıyor hiç. Bakmıyor. Aa, ilgisiz ayol. Çok ilgisiz. Özellikle bu şikayete geldim size. Ha, en çok nerenize bakar? Nereme mi bakar? Ha. Gözlerime bakar. Gözlerine. Biraz gidik. Olsun. Olsun. Alkollüyken güzel diyordur sana. Evet. Cevap alayım efendim. Duvara. Duvara vuramaz diyorsunuz. Özel şeyde kız sen de inat. Bedriye Hanım. Arabasına. Arabasına vuramaz diyorsunuz. Karısına vurur mu? Vurursa biz ona vururuz tabii. Biz de vururuz diyor, bu becerilik bir şey. Bu Seda Sayın'ın teyzesinin kızı galiba. Evet, hemşeriyiz onun. Bir şey var. Evet, ben cevaplarımı aldım ve soruma devam ediyorum. Emin oldun mu? Neden dolayı? Şeyden dolayı. Hayır, niye aldım cevaptan tatmin olayım? Ben cevap yani alıyorum, not alıyorum. Ben tatmin olmadım yani. Sizin o konu, sorunuz tatmin olmadı. O zaman ben tatmin olunca müsaade ederseniz programı devam edin. Hayır, sizin bekleyeceğiz, tatmin olacaksınız. Aa, bu da beklemekten şey tutturdu ya. Buyurun, olun. 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 Lüleburgaz kaymakamı olun. Lüleburgaz değil, ne sonrası Allah kahretsin. Birisi yazsın, devamlı var. Kemal. Efendim bekliyoruz, tatmin olacak sevgili hostesim. Bir dakika. Benim biraz uzun sürer tatmin. Siz olurken ben olamadım, geçeyim. Son kere sana geldim. Sen de tatmin olayım. Birinizi alayım ben sizi lütfen. Uğursuz, sevimsiz. Soruma geçiyorum. Neydi, kurda mı benzettim ben bunu? Bir şey. Çakal çakal, vallahi çakal. Dikkat edin, bundan sonra şimdi bu programı izleyeceksiniz. Bakın ne kadar çakala benziyor. Kur değil bak, çakal. Yerinize geçin ve tatmin olun. Buraya bak. Mübaşır kılıklı. Yerleştiremezsin bana. Geçer misiniz? Yerinize geçer misiniz? Tabii geçerim. Ray, ra, ra, ra. Döne döne geçiyorum. Mani ol istersen. Kocanız çakal. Çakal. Bu hatta kalacak senin üzerinde bak gör. Çakala benziyor. Daha sonra manken demeyecekler. Manken Atilla Saral. Çakal Atilla Saral huzurlarınızda don gideriyor. Çakal. Tam sonra da bizim karşıları aldırış yukaya doğru farkında mısın? Evet, sorumuza geçiyoruz. Yarışmamız normal devam... bir erkek suratı değil, dikkat ettin mi? Daha başında yarışmamız kalak... devam ediyor. Soruma geçiyorum. Haydi! Elinden gelsin çocuklar, beni bir kaşık suda boğacak, boğamaz. Ben olmazsam bu para kazanamayacak.
kızdıramayacak. Bu program bir şekilde bitecek. Sen yumurtadan çakal çıkmışsın. Sonra birden timsahlaşmışsın. İşte manken olduktan sonra ne olduğunuzu şaşırıyorsunuz. İşte gördün bak imza Zırabeloğlu. Ne? İmzanı Zırabeloğlu. Ne? İmirsoğlu. Kız o kim o dizi ne? İmirsoğlu. He? İmirsoğlu. Kızları Zozoğlu'nu gördün mü? Bak, Kenan Emir Zabire. Ne mi Zabire? Kenan Emir Zabire. Kenan Emir Zabire. Şaşırdı. Ay manken arkadaşının adını söyleyemedi. Yaşasın Şahbaz. Kenan Emir Zarioğlu. Kenan Emir Zarioğlu gayet de başarılı bir arkadaşım. Evet. Ama senin dizilerden gör baş oynuyor. Sen ben de baş. Kişi ben de baş oynuyorum. Olsun. Gösteriyorlar. Ben memnunum hayatımdan. Hastanede gösteriyorlar. Elini kaldırıyorsun, kesiyorlar, öbür tarafa geçiyorlar. Emir Zarioğlu bıçaklar, silahlar o baş. Ben kıskanmam. Ben gurur duyuyorum. Eminim gurur duyuyorum. Ben sizin gibi sen değilim. Sen dizi fena olan insan dizi biraz çakala benzesen de ama herif kurt gibi böyle ay 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 ondan yatma imkanın var mı? Bir patlonun var mı? Sorar mısın? Sorma telefonda. Ay o bir faydan olsun ay. Şimdi alkışlıyoruz. Beyleri buraya alıyoruz. Hoş geldiniz. Eşlerinize sorduk. Bir dakika. Şimdi erkekler çirkindirim seninki. Kocam yakışıklı dedi. Evet. Teşekkür ederim. Bak teşekkür ediyor. Rica ederim hayat. Ya kendini öyle buluyor musun hakikaten? Ne iş yapıyorsunuz? Kuaförüm ben. Bayan kuaförüm. Hayatta bana saçımı maçımı yaptırmam kız. Vallahi. Ay ay. Evet. Dur bir şey değdi bana. Vallahi ne değdi? Ne bileyim ben ne değdi. He? Dur bir şey değiyor. Evet. Paçaklar. Tamam. Galiba değendi. Eşlerinize sorduk ve... Başka bir ek göreviniz var mı? Yok. Böyle bir kasap masap gibi bir şey yok. Yani... Arada git yani tatmin olursun. Hoşuna gitti demek. Ay, ay. Neye vuramazsınız? Duvara, özel şeylerinize, arabanıza, karınıza. Duvara. Karına duvara. Hiç vurdun. Bir dakika. Sen bir dayak adam bir tipi. Karına hiç vurdun mu? Yok, vurmadım. Abdullah Bey. Arabasını. Arabasına diyorsunuz, eşinize onun vuracağım. Arabası var. Bu durumda güzel puan. Güzel mi güzel? Maalesef ruhu yok. Bu çakalın ruhu yok. Yani istiyorsunuz ki işi kaybedelim gene. Bu işi sonunda kaybedeceksin. Bu işe dönene kadar sen uğraştık. Sonunda çay getireceksin bana. Çay getir diyeceğim. Çakal çay getir. Lüleburgaz'dan çay, Komburgaz, Keber, evet, doğru cevap. Yüzer puan değerindeki tüyleri lütfen hemen yarışmacılara takıyorsunuz ve soruma geçiyorum. Görüyorsunuz, hangi kahramana benzersiniz? Murat Bey, Abdullah Bey, Fred Çakmaktaş, James Bond, Zorro, Batman. Fred Çakmaktaş. Niye Çakmaktaş? Fred Çakmaktaş. Anladın mısın? Kendinizi Fred Çakmaktaş'a benzetiyorsunuz. Murat Bey. Zorro'dur onunki. Oo. Ben de diyorum Fred Çakmaktaş. Fred Çakmaktaş'a benzetiyorsunuz. Doğru cevap her iki yarışmacımız da doğru cevap verdi. Güzel puan daha kazanıyorsunuz bizden. Hemen puanlamaya bakıyorum. Ama önce mankenlerimize alkışlarımızı daha göndermek istiyorum. Onları uğurluyoruz. Puanlamamı yaptım. Puanlamama göre her iki çiftimizin de toplam 700'er puanı var. Yani şu anda bir beraberlik var. Evet. Bu durumda devreye sevgili hostesim giriyor. Buyurun. Evet. Son suali ben soruyorum. Bunu kim bilirse o mu kazansın, ikisi de mi kazansın? İkisi de kazansın. Evet sevgili hostesiniz bir gördüğünüz hediyeleri gibi. Hediyeleri oku.
Efendim? Sanki bir bok varmış gibi. Oku. Hayır, sizin gönlünüzün ne kadar bol olduğunu, elinizin ne kadar açık olduğunu neyimin söyleyecektim. Bol olduğunu. Gönlünüzün bol olduğunu. Hadi oku. Söyleyecektim. Antalya Falaise Otel'de bir hafta tatil kazanıyorsunuz ve Fanset'ten mutfak robotu kazanıyorsunuz. Alkışlıyoruz, teşekkür ediyoruz. Ve yarışmamızı böylelikle noktalamış oluyoruz. Alkışlarımızla sizleri. Ben seni yedim. Seni ben yedim. Hiçbir gün ne yarışmacı. Alkışlarımızla uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, bir hafta aradan sonra işimize yeniden döndük. Ben gayet mutluyum sevgili hostesim. Ben de mutlu. Ne olursun. Ne olursun biraz daha birbirimize bir programda da iyi muamele edelim. Bir programda belki birbirimize biraz daha yaklaşırız. Bak ben de sevmiyorum İstanbul'un içinde oturmayı. O ben de Lüleburgaz tarafına biz, doğru lütfen, gitmek istiyorum. Yani istersen... Siz Lüleburgaz'a doğru gidin. Hayır, Kemerburgaz. Yok. Kemerburgaz. Kemerburgaz'a, kemer böyle kemer. Oraya istiyor. Eğer yakınında bir yer varsa... Yok, her yer tamamen kiralandı. Ev mev kalmadı orada. Evet, teşekkür ediyorum. Haftaya buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Sevgili hostesim Huysuz Vericin. Bizler... Hayatımda bu kadar yola gelmeyen bir adam görmedim. Fakat çocuklar, şuraya yazıyorum. Ne yapacağım, yapacağım. Bu olayın hakkından geleceğim. Bu herifi dize getireceğim. Buna büyü yapacağım. Sığır dili yedireceğim. Donundan parça alıp lodosta sallandıracağım. Bunu ayaklarıma indireceğim. Görün bakın.